Düdük makarnalarına da sesleniyorum. Ulan vildan sıkıştırdı diye bu çocuk mutlu olmasa böyle yalar mı vildan? Oh tatlım benim. Bırak. Niye? Bıngıl bıngılsın lan. Çekilin ya. Onun için yerim ben. Dişinde çikolata var. Selam. Metin yeni oyuncağıyla oynuyor. Tamamdır, şeye geçtim. Oo, siz başında neredeydiniz saçları temizlerken? Bir yandan da çikolata yiyor yalnız. Gel abi, ciddiyim, o temizlenmiş diyor. Ya istemiyorum. Korkuyorum şu an sen. Yar ablaya diyeceğim. Metin'in yeni oyuncağı geldi. Tamam, taşları gördünüz mü? Vildan'ın dişini temizlediğini söylemiyorum burada, kimse duymasın. Size çok tatlı bir şey göstereceğim. Bu da bir arada sevgiliyle mesajlaşma profili var. Sevgili. Aynen. Keşke olsa da olsa da mesajlaşsın. Bu arada bir de bir haber vereyim. Burun tıkanıklığım falan şu an efsane gitti. Bir tane aletle kurtuldum. İsterseniz onları anlatabilirim. Ürün incelemesi yapalım mı ya? Bir cevap yerseniz aşağıda. Değişik ürünler bulup inceleyelim. Hekimler combo anemnez alıyor. Çolak. Ne yapıyorsun sen Emre? Çolak elimi parçaladı. Yazıcıyla oynuyordu. Elimi parçaladı. Eşek sıfası. Yazıcı. Hayır, yazıcıyla oynuyordu. Hmm. O yüzden küstü şimdi. Yazıcı yani. İşine geleni mi güzel basıyor ya? Zorluyor ama bunu basarken hep iyi. Aa, arkadan bir şey geçti. Mama yemeğe gidiyorlar. Sercan'ın alacağı çocuğu çekmeye geldim. Çok tatlı bir köpek var. Aa. Vildan yerini aldı. Ne oldu, sen muayene mi edeceksin? Biz bir işimizi yapalım sonra yapalım. Bir tane halı getirelim. Vildan'ı kovmaya. Yıkanacak. Şuradaki alt dolap oluyor mu? Temiz olan. Vildan dişler beyazladı. Niye? Ne oldu? Gel hadi gel. Gel otur. Dün birisi şey yorum yazmış. Abi evet. Senin sadece köpek sevmek yine, için bu işi yaptın. Ne istiyorsunuz? Yok. Bu değil mi? Bu da. Başka abi getireyim. Abi küçük olasa beğenmedim. Sercan villan sevmesin diye elinden geleni yapayım. Gözün akmış senin. Ya çok güzelsin sen. Sakin. Evet. Ne yapayım? Şöyle Poco'yu azıcık daha şortları koyabilir miyiz? Kocaman olmuş da fark ettim. Ne kadarlık bir çocuk? 3 ay civarı, 2,5-3 ay civarı olduğu söylenmiş. Bakacağız ne civarda yaşı. Götü göbeği salmış yani. Oy bir babana, babana bir soralım, nasıl sizi sevme iznimiz var mı? Siyah kokır. Bir de çekim izni alalım. Tabii. Gel, bekle. Abiye dön. Ama hakikaten bu ne kadar yağlanmış. Ana! Bıngıl bıngılsın lan. Çekilin ya. Al. İkisine de izin aldık değil mi? Oy benim, ikisine de izin aldık. Maskesini de silebiliriz, çekim de yapabiliriz dedim. Oy benim mıdırlığıma. Oy benim mıdırlığıma. Çocuğun gözleri pörtledi. Oy. Onun için yerim ben. Gel. Vildan'ın sıkıştırmasına laf atan düdük makarnalarına da sesleniyorum. Ulan Vildan sıkıştırdı diye bu çocuk mutlu olmasa böyle yalar mı Vildan? Oh tatlım benim. Bırak ne olur falan diye yalıyor. Vildan ayağını öpeyim bırak. O yalama değil yani, yalakalık. Öyle mi? Öyle hava ağzını burnunu yıl. Senin ısınırın. Tamam kaçıralım. Kaçıralım, sıktırmayalım tamam. Ya sen... Oh şımarık lan, yerim senin. Sese bak. Alo. Senin tetini yerim. Tetini yerim. Yerim kuyruğunu. Kuyruk da sallanıyor. Bıdık da
Nasıl kuyruk? Bu kötü var. Bu kötü ısırırım. Bu kötü. Tamam anne. Aa. Sakladık. Aa. Her bir yerimizi sakladık. Tamam. Şımarık çocuk gibi ya sesi. Evet. Demin babasını kucağında severken de babasıyla patilisiyle sarılmış babaya. Bir yandan seviyorum, bir yandan kafasını çevirip babasına şey yapıyor. Değil mi eşek? Değil mi eşek? Evde ne sokuluyordur var ya. Ya ne güzel. Ay konuşmak ne kadar güzelmiş ya. Konuşmayı özlemişim. Evet bu arada ben kaç gündür çekime de çıkmıyordum. Çünkü burnunuz tıkalı olduğu zaman yaşayasınız kaçıyor. Bırak konuşmayı. Hop bak çocuğuna. Genel durumu vesaire iyiymiş. Bir hafta önce iç dış parazitleri yapılmış. Farklı bir yerde ama. Şimdi karmaşı için gelmişti. Ama kendilerinde yaklaşık 1-1,5 gündür duruyor. Yeterli gözlem süremiz yok. Ortam değişiklik. Gördüğünüz üzere zaten gayet sağlıklı bir çocuk da. Ortam değişikliği bazen şey yapar. Strese sokar falan. Ondan dolayı birazcık daha bekleteceğiz muhtemelen aşılama başlamadan önce. Yıllık aşılarına başlamadan önce. Yani hayvan sahiplenip apar topar veteriner kliniğine koşturmayın. Sağlık problemi yoksa. Getirebilirler. Ya şöyle bir şey de oluyor. Biz hep söylüyoruz yani en azından 10 gün gözlemleyin diyoruz da. Hı. Öteki türlü çocukların normaline de yabancı olanlar var. Normaline. Evet. Örneğin yumuşak dışkılıyor. Bir sıkıntı var. Ama bu normal görülüyor bilmeyen birisi için. Evet. Gibi. Öyle bir durum varsa her halükarda elbette kısa bir süre içerisinde... Aç popoyu. Ya o zaman bunu şey yapalım, tablolaştıralım. Tecrübeli kişiler yaklaşık birkaç gün, minimum birkaç gün tutsunlar, sonra getirsinler. Mümkünse minimum birkaç gün değil. Bir hafta 10 gün. Sağlık tamam. Problemi yoksa. Gerçekten daha önceden beslemiş ve köpek dışkısını, hayatını bilen insanlar ya da evde biri varsa bilen, tecrübeliyseniz bir hafta 10 gün kadar gözlemleyin, ondan sonra getir. Diyelim hiç tecrübeli değilsiniz. O zaman evet sahiplenir sahiplenmez bile getirebilirsiniz. Çünkü bir veteriner hekim, daha doğrusu götürebilirsiniz. Bize gelmek zorunda değil yani. En yakın veteriner kliniğine götürün. Çünkü bir veteriner hekim size şunu diyebilir. Şu normal, şu normal değil. Size bütün bilgileri sağlar, sunar. Siz de ondan sonra ona göre takip edersiniz. Şimdi gelebiliriz. Hayır bekle. Nerede kalmıştık? Bitti mi? Ha. Şey kaldı. Başka tamam. Bir şeyimiz yok. Olur. Kıyamam. Sercan'a nasıl bakıyor? Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Kurcalıyor mu seni abi? Abi seni kurcalıyor. Nefes alışı bile acındırma üzerine. Yani tüm şey. Diye ses değil. Gözlere bak ya. Kulağa bak yorgan gibi. Gelen kafayı uzatıyor, gidiyor. O CNN çekimi mi yapıyorsun? Ha, ben mi gideyim? Ben çıkayım o zaman. Lütfen. O ses kimden çıktı ya? Keşke köpekten çıksın. Yaptı. Çocuğum göbeği açtı. Lan kendi kullanıyor. Pik tatlısın. Sık sık gel. Çık gel sen. Tamam mı? Çıkın gelin. Çıkın gelin. Malum getirse yedin diyorum. 3 günde de içmiş para gönderdim. İşi ne durumda? Çalışıyorum. Benimle gelirsen gelmeyeceğim. Ama Vildan Hanım için bir malzeme gerek. He o zaman Vildan gelsin alsın. Hiç gelesim yok bana. Hiç gidesim yok. Bir şey yok annem. Yok. Tamam. Vildan gelsin sana. Vildan için değil mi ya? Temizleme malzemesi sana benim değil mi? Benim için. Tamam, bırak köpeği. Geri gelmeyeceksiniz. Gelmeyeceğim tamam. Onun için. Tamam bırak köpeği. Ya tamam bırak. Sen de gelir misin? Vildan kızım. Acil mi? Çıkalım mı? Yok. Benim acil etmiyor.
Ben seni ısırırsam kötü olur ama bak. Haber olur o zaman. Haber olur. O zaman haber olur. O da ısırmaya çalışıyor. Yine pamuk çıkıyor anneciğim. Çocukların gözleri, özellikle ilerleyen yaşlarda, şu yaşlarda akıntı çok önemli değil de, ilerleyen yaşlarda gözyaşı akıntısının olduğu bölgenin sürekli ıslak kalması, bu fizyolojik bir akıntı olabilir, yani normal olabilir ama ıslak kalmaması gerekir bir derinin. Ondan dolayı düzenli temizlenmesi gerekir. Onu da böyle küçük çerez bilgi olarak eklemiş olayım. Evet. Düzenli temizlikten kastımız günlük pamukla silmek. Bilir miyiz? Çok fazla oluyorsa bölgeyi böyle kuru bir pamukla silmek kafi. Hadi güle güle. Evet. Bye. Güle güle. Şimdiden geçmiş olsun. Sahibinin de hayırlı olsun. Size de güle güle efendim. Ben stüdyoma gidiyorum. Ne oldu? Ya şimdi ısırırım çocuğu. Şunu aç da bir cemali göreyim. Hadi silme. Hadi silme bunu. Benle mi iddialaşıyorsun? Hayır, kameralar da açık. Benle mi iddialaşıyorsun? Kameralar da açık. Abi, çoluk çocuk evet. Gibi böyle oyunlar falan. Evet, evet kesinlikle. Biz ne kadar cıvık bir klinik olduk böyle ya. Ben gidiyorum. Burada kim var bir bakalım mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söylemek istiyorum. Böyle herkes... Maskeyi ters mi taktı? Yok. Değil. Tamam. Herkes 5 lira verse şuradan. Böyle sonra bir motor alsam olmaz mı? Şöyle yukarı. 5 lira. O güne para topluyorsun. O güne motor almak için para topluyorsun. 5 lira. 5 lira. Hava soğuk değil mi motorla? Şey yaparım ben onu. Babanın ismi neydi? Mehmet Yaşar. Hayır şimdi Mehmet Bey'e de şey yapmak istemiyorum ama şimdi hava burada ne kadar karlı. Burası ne? Allah'tan babam çok izlemiyor da annem çok şey yapıyor babam. Yeliz Hanım ha. Yeliz anneciğim. Görüşürüz. Kıniye gelen yollarda nasıl buzlu? Nasıl böyle? Ben ona zincir takarım. Gerekirse ben taşırım onu. Klinik motor aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bu arada şaka değil. Gözde ile o gün gerçekten motor peşine düştüler. Sergi ile ben de devamından geleceğiz inşallah. Bir de şurada bir çikolata olacaktı. Ben onlardan da alayım birkaç. Sonra stüdyoma giriyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşmek üzere. Kanala da abone olmayı unutmayın efendim. Burnum açıldı ya. Efsane videolar geliyor. Görüşürüz. Bu arada şaka bir yana gerçekten inceleme videoları gelsin mi? Aşağıda yorumlara yazın. Çünkü hava temizleme cihazı aldım. Efsane işime yaradı. Size de göstermek istiyorum ama öyle reklam yapmak istemiyorum. Nasıl işin içinden çıksak o kısmı bir şey ettirsek güzel olur. Böyle inceleyelim istiyorum. Gömelim, sevelim falan fişman. Haydi güle güle.